Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk Evi'ndeki bir başka etkinlik Beyza Akıncı Kaplan'ın 15 Temmuz temalı resim sergisi oldu. Sergiyi gezen sanatseverler Task TV mikrofonlarına konuştu ve Fethullahçı terör örgütünü kınadı. Hain darbe girişiminin 6. yılında New York Türk Evi anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Sanatçı Beyza Akıncı Kaplan uzun süredir uğraş verdiği resimlerini 15 Temmuz temalı sergisinde sanatseverlerle buluşturdu. Türk Evi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma gününde Türk ve Amerikalı birçok sanatsever resimleri hayranlıkla inceledi ve Kaplan'dan bilgi aldı. Açıkça söylemek gerekirse ben kendim de 15 Temmuz'u bizzat İstanbul'da yaşamış birisiyim. Benim için bu kadar önemli bir değer teşkil eden sosyal sorumluluk projesini Amerika gibi, New York gibi bir başkentte açmak çok büyük bir önem teşkil ediyor. Ve çok farklı kitlelere ulaşmak da aynı zamanda benim için önemli. Türk'ten çok yabancı konuğumuz oldu. Askeriyeden de konuklarımız oldu. Bürokratik konuklarımız da oldu. Onlara da bu durumu anlatmak aynı zamanda böyle bir soyut eserlerle anlatmak benim için çok güzeldi. Onlar da çok değişik farkındalıklar oluştu. Çoğu kişi bilmiyordu açıkçası. Eserlerin her birinde zaten 15 Temmuz'da geçen önemli olaylara vurgu var. Hepsini teker teker anlatmış olduk. Hem bir hizmet vermiş olduk. Hem sanat adına hem de 15 Temmuz adına güzel bir gün oldu diye düşünüyorum. Tabii ben de bizzat o günün içinde hem bir anne olarak hem bir bayan olarak çok büyük endişe duyduk. Ama çok şükür atlattık. Çok da kısa bir sürede atlattık. Türk milletinin birlik beraberlik zihniyetini farkındalığı bir kez daha o gün çok açık bir şekilde yaşandı. Benim için de açıkça söylemek gerekirse geleceğe endeksli olarak güzel bir his oldu. Çünkü bu tarz olaylarda Türk milletinin nasıl tek yumruk olduğunu görmüş olmak, fiili olarak yaşamak başlangıçta zor olsa da sonucunda da çok keyif verici bir duygu. Özgüven yani açısından güzel. Sergiye ve anma gününe katılanlar Task TV mikrofonlarına konuştu ve milli birlik çağrısıyla FETÖ'yü kınadı. Bugün burada bu akşam 15 Temmuz şehitlerimiz için toplandık. Burada hem bir sergi mevcut konuyla alakalı, o gece yaşananlarla alakalı çok güzel bir resim sergisi yapılmış. Fakat daha evvelinde biz bu serginin evvelinden çok güzel bir toplantıya girdik, konuşmacıların olduğu. Ve bu toplantı genelde İngilizce aktı çünkü yabancı misafirler de vardı. Bu seneki toplantının farklılığını biraz şöyle görüyorum. Özellikle İngilizce anlamı, İngilizce olarak bir toplantı yapıldı, bir sunum yapıldığı için bizim görüşlerimizi de, kendi görüşlerimize, bizim olaya nasıl baktığımız, bu coup attempt'in nasıl gerçekleştiği konusunda karşı tarafa birçok şey aktarabilmiş olduk. 15 Temmuz münasebetiyle New York Başkonsolosluğumuzda hem uluslararası dostlarımızla hem de Türk toplumuyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihi benim için özel bir önem ifade ediyor. Darbe gecesi dönemin başkonsolosu Ertan Bey'i aramıştım ve biz Türk milleti olarak başkonsolosluğumuza sahip çıkmaya geldiğimizi, başkonsolosluğumuzun önüne yürümekte olduğumuzu söylemiştim. O da o vakitlerde Türkiye'deydi. Şimdiki başkonsolosluğumuz Reyhan Özgür Bey'in görevde olduğunu söylemişti. Hep beraber Türk toplumunda yaklaşık 200 kişi o gün buradaydık. Aradan 6 sene geçti. 251 şehidimiz, 2000'in üzerinde de yaralımız var. Ne şehitlerimizi ne yaralılarımızı unutmadık. 15 Temmuz 2016 bizim Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası oldu. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak için bir araya geldik. Bu etkinlik vesilesiyle muhteşem devasa bir kalabalıkla bugünü anmış olduk. Ben bütün katılımcılara da bu özel günde Türk milletini ve bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi bugünkü yapılan toplantıdan çok güzel oldu. Kalabalık geldi, yabancılar geldi bilhassa. Türkiye'nin durumunu öğrenmiş olduk bu vesileyle konuşmacı arkadaşlardan. Bu durumun tabii ki bu demokrasinin darbe verenleri haliyle kınıyoruz. Olmaması lazımdı. Yani kendi milletimiz düşmanlık bize yaptı. Diğer düşmanlar